Evet, herkese merhabalar. Güzel bir program yapalım istedim. Hep hayat felsefem şu olmuştur. Yani geçmişte, tarihimizde, yani ülkemiz üzerinde iğne ucu kadar, yani kimin faydası varsa hepsinden Allah bin kere razı olsun. Hepsini rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün engellilerle ilgili sözleri var. Bununla ilgili kısa bir sohbet yapalım istedim sizinle. Evet, en büyük engel sevgisizliktir. Yani sevgi olmadan hiçbir şey olmaz hayatta. Engelli olmak engel değildir. Yani engel zihinlerde olmasın. Asıl engelliler karşılarına çıkan engeli geçemeyenlerdir. Çok doğru söylemiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yani buradaki hani ben engelliyim düşüncesiyle bu düşünceye takılan insanlar başarılı olamıyorlar hayatlarında. Yani o engellerini avantaja çevirmeleri gerekiyor. Yani kişisel gelişim kitaplarında da hep bunlardan bahsedilir. Hiçbir engel Allah'a kul olmasına engel değildir. Yani o kadar güzel bir söz ki. Yani Rabbimiz önünde herkes eşittir. Yani ırk, din, dil, yani hiçbir şeyin önemi yok. Yani önemli olan takvada üstün olanınız diyor. Yani burada yani ırk olarak farklı olmanız vesaire falan, hani çok detayına girmiyorum. Engelliler bir toplumun aynasıdır. Yani nasıl aynasıdır? Eğer toplum gerçekten engellilerine böyle şefkatle, merhametle, koruma şeklinde hani bilinçli davranıyorsa gerçekten o toplum kalitelidir. Engelliler sadaka değil, ilgi ve iş beklemektedirler. Aynen öyle. Yani bu çok doğru. Ben şu ana kadar hep tanıdığım engelli camiası gerçekten hocam biz maaş değil bize iş versinler biz çalışalım demiştir. Engelli olmak bir kusur değildir. Aynen yani engelli olmak yani kusur ya o kadar şey ki tüylerim bile diken diken oldu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Kusur olabilir mi yani? Allah muhafaza. Yani bu hayatta her şey imtihan. Yani hepimiz bu beden Allah'ın bize emaneti. Yani kimisi doğuştan engelli olur Allah'ın hikmeti üzerine. Yani çok şey böyle engelliler yardıma değil şefkate muhtaçtırlar. Yani gerçekten engellilerimiz biraz daha böyle masum, duyarlı, yufka yürekli oluyorlar. Böyle hassas oluyorlar. Yani onlarla normalde konuştuğumuz zaman, böyle sohbet ettiğimiz zaman çok hassas davranılması gerekiyor yani neticede. Ama engellerimiz de çok kırılgan olmaması gerekiyor. Yani hayat acımasız, yani hayat öyle kolay bir şey değil. Karşınıza her türlü insan geliyor yani neticede. Yani engellinin engelini aşabilmesi esasında şey. Yani o kırılganlığı, o engelini atması gerekiyor üzerinden. Yani böyle kendisini aşması gerekiyor. Yani karşısındaki Allah muhafaza bir insan ona patavatsızlık yapsa, terbiyesizlik yapsa bile ona böyle tebessüm edip görmemesi lazım onu. Öyle söyleyeyim. Engellilere saygı onlara yaşama sevinci verir. Gerçekten yani. Her insana saygı, insana yaşama sevgisi verir. Yani sizlerin bize olan saygısı, sevgisi bizlere o kadar umut, moral, güzel şeyler veriyor ki. Genel bir şey bu. Engellilerle alay etmeyin. Bir gün siz de onlar gibi olabilirsiniz. Yani alay eden böyle yani aciz insanlar, ben aciz insanlar diyorum o insanlara. Yani hani mümin müminin aynasıdır. Kötü söz sahibine aittir. O şekilde konuşan insanlar hani ne diyor? Siz diyor bir şey kınıyorsanız diyor onu çekmeden görmeden ölmeyeceksiniz diyor. Yani bu dünyada elbet görecek o. Yani onu.
Lakin böyle insanlara takılmayın. Allah hidayet etsin deyin. Bakın beddua da etmeyin. Ben onu da tasvip etmiyorum. Allah hidayet etsin deyin. Yani evet, yapacaklarım sınırlı ama ufkum geniş. Aynen öyle. Yani neticede ya şu akıl var ya, yani o kadar böyle yani zaten insanı hayvandan ayıran özellik ne? Bizi ayıran fark ne? Akıl. Yani bu akılı biz doğru işletirsek Allah'ın izniyle yani hiçbir uzuvumuzun eksik olması yani bizim hayatta başarılı olmamıza engel olmaz. Yani evet, engellinin silahı sabırdır. Yani insanın silahı sabırdır esasında. Genel bir söz bu da. Özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. Evet, özel eğitim olmadan çağdaş eğitim olmaz. Çok doğru. Lakin özel eğitimde ben şunu da düşünüyorum. Hani bir özel eğitim öğretmeni olarak. Yani engellilerle engelli olmayanlar da böyle çok bir arada eğitim görmeleri gerekiyor artık günümüzde. Yani hani engelli engelsiz diye artık ya bunun bile fark edilmemesi gerekiyor. Mesela İngiltere'de, Avrupa'da ben böyle şeylere bakıyorum. İnsanların engel yani oralarda böyle engellilik demek bile unutulmuş. Yani karşıdaki insan asla böyle engelli gözüyle bakılmıyor. Öyle söyleyeyim. Tabii bunu derken Avrupa'yı methetmek için de söylemiyorum yani. Onu da söyleyeyim. Engelli olmak sorun değil. Engelliye engelli olmak sorundur. Evet, zaten Türkiye'deki engellilerin en büyük sorunu insanların engellilere engel olması. Hani ya senden bir şey istemem diyor. Yeter ki gölge etme, başka ihsan istemem diyor hani bir sözde. Tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Çok güzel bir söz. Yani Rabbimize emanettir. Rabbimizin bizlere emanetidir. Rabbimiz o kadar değer veriyor ki. O kadar değer veriyor ki. Yani o Abdullah İbni Mektum ile Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o şeyine bakın. Orada bir diyaloğu var. Abese suresinde. Yani anlatamam. Gerçekten. Engellilerin sabrına ve azmine hayran olmamak elde değildir. Aynen. Yani ben de bu yayını hep öyle yapıyorum. 7 tane kişisel gelişim kitabı yazdım. Her birinde engellilere o kadar hayran oldum ki. O kadar hayran oldum ki. Yani o kadar büyük başarı ki. Yani engelini aşarak bakın. Bir insan, normal engelli olmayan bir insan diyelim ki başarılı oldu. Yani siz engelinize rağmen başarılı oluyorsunuz. Onun bir tık üzerindesiniz. Yani bir tık da değil esasında. Belki 10 tık yani neticede. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün engelli sözleriyle ilgili biraz böyle kısa sohbet edelim istedim sizinle. Evet, yani bu ülke uğruna iğne ucu kadar hizmet vermiş tüm atalarımıza Rabbim rahmet eylesin. Evet, burada programımızı sonlandırıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle yad ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Engelli kardeşlerimize şu tavsiyede bulunuyorum. Kendilerini topluma ispatlamak için uğraşmasınlar. Allah'a bağlılıklarını ispat etmek için gayret etsinler. Kendini Allah'a sevdireni tüm kainat sever. Düşünün, denizlerde balıklara varıncaya kadar, alemdeki meleklere varıncaya kadar bütün mahlukat onu sever. Yani Rabbim sevdiğini sevdirir. Başarı yolunda ilerleyin. Hedefiniz olsun. Diğer evlerinden çıkamayan engelli kardeşlerimize topluma kazandırmak için mücadele edin. Engellilik bir dava. Bu davanın yıldızı olun. Olun ki tüm insanlık sizi örnek alsın.